Kia Medya'dan hepinize iyi akşamlar değerli dostlar. Kadraja sığmayanlar programımızın ikinci konuğu, çok eski dostum, değerli bir yoldaşım. Sahne sanatlarında uzun zaman emek vermiş sevgili İpek Reçber. Sevgili İpek, programımıza hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Sen de hoş geldin. Yeni yayınında başarılar diliyorum. Zaten başarılısın. Daha da artması umuduyla. Teşekkür ediyorum. Değerli dostlar, sevgili İpek de bizim tanışıklığımız uzun yıllara dayandığı için biz aynı zamanda aile dostuyuz, yoldaşız. O yüzden program esasında İpek diye hitap ettiğim zaman bunu kesinlikle bir nezaketsizlik olarak değil, yılların vermiş olduğu bir samimiyet olarak algılamanızı rica edeceğiz. Sevgili İpek, evet biz seni tanıyoruz. Sol cenahtan seni hemen hemen tanımayan pek kimse yok ama mümkündür yeni jenerasyondaki dostlarımız, genç kardeşlerimiz de İpek Reçber'i kim olduğunu tanımak ister. Seni anlatmak biraz zor benim açımdan. Seni biraz senden dinleyelim. İpek Reçber kimdir? Sanata ne zaman başlamıştır? Buyur, söz sende. Teşekkürler. Koçgiriliyim. Koçgiri topraklarında doğdum. Ama birçoğumuz gibi doğduğumuz yerlerde büyüyemeyenlerdeniz. 1 yaşında İstanbul'a göç etmek zorunda kalmışız. İstanbul'da büyüdüm. 27 yaşına kadar İstanbul'daydım. Kavgamın şehri İstanbul. Daha sonrasında da Almanya'ya gelmek zorunda kaldık. Daha doğrusu sürgün diyelim buna. Burada yaşamımıza devam ediyoruz. Sen sor, ben söyleyeyim. Yattı kaldı. İnsanın kendini anlatması çok kolay değil. Valla kadrajı asılmayan İpek Reçber için bile bu zorsa işimiz var demektir. Sevgili İpek, şöyle bir 1994'lere dönelim istersen. Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nin çalışmaları, sanatta ilk çalışma, daha sonra Grup Muzur. Ve o dönemdeki gençliğin ruh halinin İpek'e kattıkları, siyasal mücadele İpek'e kattıkları, daha doğrusu İpek'te olan o asi bir ruhun dışa yansımasının yarattığı etkenler nelerdir? Onları bir duyalım senden. Ben şöyle düşünüyorum sevgili Kenan. Yani insanlar karakteriyle doğuyor. Yani ben de küçüklüğümden beri, yani doğduğumdan beri hep olduğum yere sığmama bir hali vardı. Yani çocukken çok hareketliydim. Yani sürekli dışarıda olmak isterdim. Hatta bir keresinde o kadar çok uzun zaman dışarıda kaldım ki babam da biraz böyle şeydi, yani hötöt bir insandı. Kaç kere çardak içeriye girmedim ben. Akşam da korkuyorum tabii eve girmeye. Saat 10 olmuş, karanlık olmuş. Bahçede bir ağacın dibine yattım mahsusdan. Bütün millet beni arıyor ama ben ses çıkarmıyorum. İşleri daha da karmaşık hale getirdim. Sonra şöyle yaptım, yani bayılmış gibi yaptım. Beni bulunca da işte herkes, aa yazık kız bayılmış falan. Böyle bilmiyorum, yani hep böyle bir düzene uymama halim vardı. Çünkü düzen çok bozuktu ve ben bunu çok küçük yaşlarda fark ettim. Sonra çalışma hayatına başladım. Orada da öyle, yani henüz bir bilincimiz olmadan yapılanlar orada bize karşı, işte patronun ya da şeflerin hal ve tavırları beni çok rahatsız ederdi. 17 yaşında sendikal mücadeleye giriştim. Hiç kimsenin şeyi olmadan, desteği olmadan. Tabii bunda 12 Eylül'ün de çok büyük etkisi var. Yani 12 Eylül'de işte mahallemizde, etrafımızda bir sürü insana zülüm yapıldı. Bizler de içindeydik. Abimi gözlerimizin önünde alıp gittiler. Yaklaşık bir 2 yıl yaşayıp yaşamadığını dahi bilmiyorduk. İşte hani metris önünde büyüdüm ben. Bu yüzden de hani çelişkilerim daha da arttı. Oradan katlanarak devam etti. Sonrasında ama hep böyle bir arayış vardı içimde. Yani bir şeyler yapmam gerekiyor.
diyordum. Zaten biliyorsun Koçgiriliyiz. Bu yüzden de müzik hep hayatımızda var. Yani işte sokakta, evde, her yerde türkülerimizi, kılamlarımızı söylüyorduk. Bir de benim annem çok güzel kılamlar okurdu, dengbejdi. Sanırım onun da etkisiyle ben böyle müziği hiç, yani hiç, hani ne zaman müziğe başladın dediklerinde bilmiyorum. Yani müzik hep vardı. Halk Eğitim Merkezi'ne yine babamdan gizli gidip yazıldım. Kadıköy Halk Eğitim Merkezi. Orada gerçekten şu anda nasıl bilmiyorum Kadıköy Halk Eğitim Merkezi ama 88 yılında başladığımda ben çok güzeldi. Yani bütün radyo hocaları, konservatuar öğrencileri bir aradaydık onlarla beraber. Benim için çok büyük bir tecrübe oldu. 3 yıl boyunca Türkiye'nin her yerine gittik, turnelere katıldık, yarışmalar düzenlendi. Buralarda birincilikler elde ettik. Oradan kalma dostluklarımız hala devam ediyor. Bir de sevgili Kenan, böyle şeyi vardı, bir tanıdığımız vardı, menajerimiz vardı diyelim. Bizi bir sürü yere götürüyordu. Özellikle de Amasya Çingenelerinin aranır solistiydim ben. Neredeyse her hafta onların düğünlerine, derneklerine katılırdım. Çok da güzel para kazanıyordum ha. Yani o zamanın işte nedir? 89, 90. Haftada ben 150-200 mark alıyordum yani. Ama böyle yetmiyordu bana. Hani bunu bir şeyle birleştirmem gerekiyordu. Bu müziği bir şeyle birleştirmem gerekiyordu. Yetmiyordu bana. Hani para kazanmak, popüler olmak. Bilmiyorum, benim başka bir şey arıyordum. Sonrasında işte abimin de arkadaşlarının üzerinden Kadıköy Yeni Demokratik Kadın Derneği açılmıştı. Oraya gittim. Ve ondan itibaren benim işte bu nasıl diyelim mücadelem, bilinçli yani bilinç alma mücadelem başlamış oldu. Öyle. Sevgili İpek, ben burada bir hani açıklaman için bir parantez açayım. Yetmiyor derken bahsettiğin maddi meblağ değil. Aslında ruhunun aramış olduğu başka bir şey var. Ve o süreçte yanılmıyorsam o arayış seni Grup Munzur'la buluşturuyor. Doğru anlıyor muyum? Aynen öyle. Dediğim gibi yani işte daha çok genç yaşlarda ben neredeyse Türkiye'nin bir sürü yerini gezdim ve dediğim gibi çok da güzel para kazanıyordum. Aslında keşke bırakmasaymışım. Ama yani işte evde, akrabalarda ve daha bir sürü yerde İşte bu 80'lerden sonra biliyorsun yani dernekler falan da çok şeydi yani artık kapatılmıştı. Ve ben böyle bir arayışa girdim. Bir şeyler yapmamız lazım. Yani her şey çok bozuk gidiyor. Ve ben de İpek olarak bir şey yapmam lazım. Bir şey eksikti bende. Kadıköy işte o derneğe gittiğim zaman orada kendimi böyle çok mutlu hissettim. Bir de hani böyle abimi çok seviyordum. Hani abimin çevresi, insanlar böyle bana çok şey geldi, sıcacık geldi. Orası da ne yazık ki kapandı, kapatıldı daha doğrusu. Ve ben böyle kendimi sudan çıkmış balık gibi hissettim. Çok üzüldüm. Yani anlatamam. Sonra bir arkadaşım dedi ki ya dedi Ortaköy Kültür Merkezi var dedi. Gel İpek senle oraya gidelim dedi. Tamam dedim, uçtum ben yani. Ortaköy Kültür Merkezi biliyorsun işte 80'lerin sonu 90'larda yani çok tam bir kültür merkeziydi. Yani kavganın, müziğin, sanatın, sosyal hayatın yani neredeyse odak merkeziydi. Oraya gittim. Sonra orada sevgili Kemal Sahir Gürel, hala dostluğumuz devam eder. Onunla tanıştık. İşte grup yorum arkadaşım dedi ki İpek'in sesi de çok güzeldir. Orada işte birkaç eser okudum. Ha çok güzelmiş sesin falan. 5-6 ay grup yorumla, grup Özgürlük Türküsü'yle çalıştım. Daha sonra Kadir'le tanışmıştık biz zaten Yeni Demokratik Kadın Derneği'nde.
Sonradan Kadir geldi, görüştük. Ya İpek dedi, biz bir grup kuruyoruz dedi. Sen de bize katılır mısın? Ben de dedim, yani ben evet burada arkadaşlarla çok güzel aktivitelerde bulunuyoruz ama benim gönlüm tabii ki sizden yana, dediğim gibi yani o çevreyle tanıştığım için ilk. Ve hemen işte Kadir, ben, İlknur, zaten Murat ve Mikail, onlar İzmir'de kurmuşlardı Grup Muzur'u. İşte burada da ben katıldım. Biz 5 kişi Grup Muzur'u kurduk. Ve gerçekten Kenan, yani benim hayatıma çok şeyler kattı. Evet, çok acılar da yaşadık. Çok olan haksızlıklar. Hani ne diyeyim, sefasını da sürdük, cefasını da sürdük. Çünkü biz o zamanlar mesela hani böyle sosyal medya falan yoktu. Gittiğimiz her yerde hani tabiri caizse resmen kırmızı halılar serilirdi. Yani çok, sen de bilirsin yani. Yani konserlerimiz böyle dolu dolu geçerdi. Yaptığımız piknikler on binleri bulurdu. Stadyumlarda konserler yaptık. Yurt dışına geldiğimizde 3 ay, 4 ay ülkeye dönmezdik yani. Avrupa'nın birçok yerinde konserler verdik. Dediğim gibi yani görmesini, duymasını bilene çok şey. Ben de aldım. Yani her geçen gün demlendiğimi hissediyorum. Kolay olmadı ama. Eyvallah. İpek, o dönemlere evet hatırlıyorum, tabii ki hatırlıyorum. Yani 90'ların öğrenci kitlesinin içinde yer alan da bir insanım. O dönemlerde yani Grup Munzur gibi muhalif gruplar hem ihtilalci bir ruh gittiği yere taşırlardı. Ama zaten kitle de mayalanmaya hazır bir ihtilal ruhuna sahipti. Ve ben o dönemde şunu hatırlıyorum, yani şimdi gidilen piknik yerlerinde, şeytan kayalıklarından tutun, ben işte Belgrad ormanlarına kadar birçok yerde yapılan pikniklerde o derme çatma sahnelerle, şimdi insanlar şeyi beğenmiyor, sahneyi beğenmiyor, işte monitörüm yok, ses, boksun sesi iyi gelmiyor falan filan. O açık havada yapılan o konserlerde o sloganlarla, o halaylarla yaratmış olduğu coşku elbette ki insanın kimliğine bir artı koyar. Buyur, sen devam et. Ben burada hemen bir parantez açayım. Derme çatma demeyelim, şöyle diyelim. Gerçekten çok büyük bir baskı vardı. Mesela bu Tuzla tarafında biz bir piknik yaptık. Ve tuttuğumuz bütün otobüsler işte o zamanki hükümet işte tarafından durduruldu. Ve insanlar kaldı yani, otobüsler gitmiyor. Ama Kenan, nasıl bir organize oldu, nasıl bir hani böyle şimdiki gibi cep telefonları falan yok, nasıl bir dayanışma oldu var ya, böyle bir anda bütün insanlar işte kamyonu bulan kamyonla, minibüsü bulan minibüsle, ne bileyim yani, bir anda insanlar o piknik alanını doldurdu ve o zaman en az 10 bin kişi katıldı o pikniğe. Ve bir de biz o kadar çok inanarak yapıyorduk ki yaptığımız şeyleri, o kadar çok emek veriyorduk ki, bizim yaptığımız bütün pikniklerde ses tesisatı bir numaraydı. O açık alanda O kilometrelerce zamanın uzaktan şartlarına. insanlar, aynen yani o zamanki şartlar, o zamanki yani bir sürü şey yoktu yani, ama öyle bir ses tesisatı kuruyorduk ki insanlar çok çok uzaktan sesimizi duyup gelirdi ya da dinlerdi oturdukları yerde piknik yaparak. Ama burada dünya kadar malzeme var, dünya kadar olanak var ama hala biz cızırtılı bir sesle, teknikle insanlara sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Ne yazık ki. İşte burada gerçekten yaptığın işe inanma, yaptığın işi ciddiye alma, saygı,
önce kendine sonra seni dinlemeye gelenlere saygı anlamında biz gerçekten çok gençtik ama çok güzel şeyler yaptık. Ben o yüzden hani o günleri hep böyle nasıl diyeyim yani sevgiyle anıyorum. Keşke o ruh yani o ciddiyet, o inanmışlık devam ettirebilseydik. Ama bu biraz da siyasal süreçle alakalı sevgili İpek. Yani 90'lar şöyle bir gözümüzün önüne getirdiğimiz zaman politize bir gençlik, işçi sınıfı şeyi hatırlıyorum yani Türk İş'in ta kalkıp Ankara'ya kadar yürüdüğü dönemlerde binlerce, on binlerce işte eğitim sen olsun, KESK gibi kamu emekçiler sendikasının yapmış olduğu çağrılarda sadece bir protest değil, aynı zamanda sanatsal, o dönemde taşınan dövizler, öyle büyük pankartlar sadece diyelim ki merkezi alanda taşınırdı ama dövizler yazılı, kağıtlara yazılırlardı. Onlar bile bir sanat şeymiş gibi kara kalemle işte gölgeli falan yapılırdı, bir ruh vardı. Ve küçükken bir herkes katılırdı. Onun sürecin ruhu elbette ki sanatçıyı besler. Yani o dönemin ben seninle bu programı yapacağımızı kararlaştırdığımızdan beri şöyle biraz eskiyelere falan baktım. İşte o dönemde yazılmış olan şiirler, o şiirlerin bestelenmesi, onların müzikleri, o ruh hali, o işte süreci. Bunlar hiçbir tanesini siyasal mücadeleden bağımsız olarak ele alamayız. Yani burada da saygıyla Şükran'la analım çok değerli Mehmet Çetin dostumuzun özellikle Kırmanç Gibi'nde yapmış olduğu şiirler ve o şiirlerin bestelenmesini tekrar işte emek için Erkan Yoksül'ü çok iyi hatırlıyorum. Erkan Yoksül'ü o dönemlerde Ne Rençber'in müthiş içerikli, politik ama bu o kadar da derinlikli sorgulayan bir beste önüne geldiği zaman ve onu besteleyen bir müzik grubu ve o gençliğin coşkusuyla bütünleştiği zaman apayrı bir şey ortaya çıkıyordu. Benim demin sevgili İpek seninle konuşurken derme çatma dediğim şey aslında kıt kanaat olanaklarla diyelim yapılan şeyler. Onu çünkü açık hava alanında yani şimdi karşınızda ışık olması lazım, monitörler olması lazım. Bas sesi veren mikrofonlar vesaire. Ben şunu çok iyi biliyorum özellikle bu kültür sanat çalışmalarını yaptığınız zaman şöyle duydum yani şu marka mikrofon lütfen kiralar mısınız denilmişti. Ona rağmen o coşkuyu hiçbir zaman için yakalayamadık açıkçası. Peki İpek, şunu şöyle bir şey değerlendiririz hani yakalamışken. Evet, kadraja sığmayan bir yapım var. Aslında biraz protest yapılı da bir insansın. Şöyle bir Avrupa'da yaşadığın, Türkiye'de sanat yaşamı olan bir insansın. Sanatın bu toplum tarafından doğru ele alınıp alınmadığı konusunda neler söyleyeceksin? Demin dedin yani birçok şey konjektürel. Yani medyanın gelişmesiyle daha doğrusu bu dijitalin gelişmesiyle beraber elbette çok güzellikleri de var. Yani hayatta kattıkları da var. Ama bir aynalaşma var. Bu beni çok rahatsız ediyor. Yani aynı giyinme, aynı konuşma, birbirine benzer müzikler, birbirinin taklidi ya da ya şimdi bir daha geri gidersek yani mesela o kültür merkezi, Yüz Çiçek Açsın Kültür Merkezi, Grup Muzur dönemine gidersek mesela biz Grup Kızılırmak'la Metin Kemal Kahraman çok sık gelirdi mesela kültür merkezimize. Dediğim gibi Mehmet Çetin, Emir Ali Yağan, saygıyla anıyorum her ikisini de. Yani o zaman diğer kültür merkezleriyle müthiş, çok güzel bir dayanışmamız vardı bizim. Yani her şeyi birlikte yapardık.
Ya böyle bir özgünlük vardı. Yani hani birilerinin daha önüne geçme, birilerini daha alt etme, bunlar yerine bir şey yapılması gerekiyor ve hep beraber bunu omuzluyorduk. Bu normal, natürel olanı, doğal olanı da bu. Yani ya bir de müzik ya, yani dünyanın en güzel iletişim aracı, dünyanın bilmiyorum en güzel ruh halidir. Bir de en kolaydır insanlara gitmede. Yani şu anda tabii Türkiye'de yaşamıyorum, uzun süredir Almanya'da yaşıyorum. Türkiye'de durum nasıl? Ama hani muhtemelen orada bura gibidir. Burada böyle bir ruh yok. Sanırım birçok yerde aynı oldu. Yani böyle samimiyet yok ne yazık ki. Ben özgürlüğe, dediğim gibi özgürlüğü çok seviyorum. Yani herkes kendisi olsun. Kimse kimseye benzemesin. Yani kurumlar, sanatçılar, birçok şey çıkar üzerinden yürüyor ve bu da rahatsız edici bir durum. Dolayısıyla yaratılan şeyler hep hani işte daha fazla dinlenilir miyim? Hani böyle bir kaygı olduğu zaman bana göre hani o müziğin orijinalliği kalmıyor. Düşünsene biz hala Pür Sultan'ı dinleriz, Yoksul'u dinliyoruz. Geçmişten işte yüzyıllarca önce olan ezgileri dinliyoruz. Neden? Çünkü direkt yani nasıl diyeyim ya, böyle kaygı Üretim gütmeden yok. o anda samimi bir şekilde çıkan bir duygu, ama şimdi öyle değil yani. Dolayısıyla şu anda tabii ki memnun değilim. Yani hele zaten yapılan geceler, kurumların gecelere bakış açısı beni artık şey yapmıyor yani, hani çağırdıkları zaman koşarak gitmiyorum. Zaten bundan sonra ben çiçeğe böceğe söylüyorum yani, gidiyorum dağda bayırda şarkı söylüyorum, bu bana yetiyor yani. Öyle Sevgili sevgili Kenan. İpek, şöyle bir şey ben fark ettim. Bilmem katılır mısın bana? Sanatçı kitlenin içinde ama kitlenin bir adım önünde olmak zorundadır. Üretmek zorundadır. Felsefesi olmak zorundadır. Bunun için de politize olmak lazım. Yani bir felsefeyi bilmesi lazım. O felsefenin sanatın kendi felsefesine, sanatçının sanatın kendi felsefesine hakim olması. Ben de şeyi hatırlıyorum, yani bizim gençlik dönemlerinde hiç yabana atılacak bir şey değil. Hangi bir sanatçı geldiğiniz zaman hiç ismi cismi belli olmayan ama halk sanatçısı dediğimiz alanda mikrofonda veya bir panelde oturup konuştuğu zaman saatlerce konuşabilecek bir bilgi birikimine sahipti. Biliyordu. Ve onun pratiğinde, yaşamında, hayatında direkt yaşayarak topluma sunuyordu. Şimdi maalesef öyle değil. Yani şimdi sanatçılarda, tırnak içindeki sanatçıları, ben mesleğinin hakkını veren ustaları haşa, saygım sonsuz, onlar da kendilerini bilirler. Benim onlara karşı yaklaşımım. Ama kitle kuyrukçusu o olmak. Yani kitle bunu istiyor, kitle böyle istiyor, ben bunu istiyorum, bunu istiyor dediğiniz zaman o bizim bahsetmiş olduğumuz sanatı sanat eden, tarihsel işlev misyonu olan o deryayı biraz köreltiyoruz. Peki sevgili İpek, şöyle bir şey desem ne dersin? Burada da çok önemli, benim de arkadaşım olan birçok sanatçı dostumla beraber de sahneye aldım. Mesela Mehmet Akbaş bunlardan bir tanesi. Ben biliyorum beraber uzun zaman sahne aldınız. Mehmet aynı zamanda da Orta Doğu müzik üzerinde gerçekten bir insan. Yani Sorani'den tut Arapça, Persçe, Kürtçe, Zazaca, aklına gelen Orta Doğu'da kaç tane dil varsa bu dillerde türkü söyleyen bir insan. Mehmet'le bu çalışmaların hakkında bir bilgi vermek ister misin? Kenan, aslında ben çok şanslı biriyim, ya da tabii insanlar aslında şansı kendi yaratır. İnsanın enerjiye inanıyorum ben, hani pozitif enerjiye inanıyorum. Hani sen güzel düşündüğünde, güzel baktığında güzel insanlar çıkıyor karşına. Ben de hem ailem hem çevrem olsun bu konuda çok zenginim.
Biliyorsun kuzenim Necla'yla daha çok uzun zamandır birlikte türküler kuramlar. Necla saygılı. Burada da ona selam olsun. Evet. O Necla'yla burada Mehmet'ten önce tabii yani önce kuzenimi bir kadın olarak bir pozitif ayrımcılık yapayım. Kuzenimle gerçekten yani kendimizi bildik bileli yani mesela ben Türkiye'de yaşarken Necla Almanya'da ya o burada büyüdü. Türkiye'ye geldiğinde bizim küçücük bir mutfağımız vardı. O mutfakta bulaşıkları yıkarken ama nasıl türküler söylerdik, nasıl kılavuzlar okurduk, nasıl mutlu olurduk. Yemekler yenip bulaşık zamanı geldi. Biz yıkarız, biz yıkarız diyorduk ki bir arada olalım yani. Oradan buraya kadar geldi. Burada da Necla ile çok uzun zaman işte 3 yılı aşkın bir süre televizyonda canlı yayın programı, müzik eğlence programı yaptık. Her hafta 1,5 saat, 3,5 yıl canlı yayın. Çok da güzel yani 2000 kaç 2000 unuttum ay yani bayağı oldu yani. Sonrasında sevgili Mehmet, yani Mehmet gerçekten öyle bir şey ki Kenan'ım, bir kuruma, bir ne bileyim bir firmaya, işte bir dayıya ne yazık ki diyorum, ne yazık ki yaslanmayınca yol alıyorsun ama biraz zor oluyor. Yol alınıyor. Mehmet'te olduğu gibi. Mehmet benim etrafımda tanıdığım en güzel yorum, en güzel sahne duruşu. Yani o sahneye çıktı mı tek başına yani. Ve dediğin gibi bütün kurmancının yani bütün Kürtçenin bütün lehçelerinde gerçekten harikalar yaratıyor. En son burada senfonide çıktı ve gerçekten yani saatlerce dinleyebilirdim. Çok güzel bir yorum. Ben mesela isterim ki Mehmet daha fazla kitlelere ulaşsın. Çünkü bunu hak ediyor. Yani güzel olan hem duruşuyla hem sesiyle hem yüreğiyle yani halkına bu emeği veren insanların daha fazla kitlelere ulaşması gerekiyor. Ama hayat bu. Yani her zaman yerini bulmuyor ama yol almaya devam ediyor sevgili Mehmet de, ben de. Eyvallah. Sevgili İpek, biliyorsun bu yaz dönemi yaklaştı. Biz de bu kadraja sığmayanlar programı iki bölümde yer alıyoruz. Yani açıkçası birincisi tatil, Almanya'da tatilin başta döneme kadar. Ona göre de biz haftalar belirledik. 13 tane sanat insanımızı belirledik. Yaz tatilinden sonra bir 13 haftalık daha bir program planlıyoruz. O yüzden bizim bu kadraja sığmayan sanatçı dostlarımızın içinde elbette Mehmet Sığıyor, Akbaş bak da sığıyor. var. İşte ne bileyim Mustafa Yeşilyurt gibi dostlarımız var, bunlar da var. Fakat onlar ikinci bölümde, biz kendilerine gideceğiz. Onlar da kendi duygularıyla ağırlayacağız. Sevgili İpek, albümlerden bahsedelim. İlk albümün ne zaman çıktı? Daha sonra gördüğüm sevgili Kazım Dilekçi ile beraber de bir single yaptın yanılmıyorsam. Çok da hoştu falan. Biraz şöyle profesyonel dijital anlamda, yani bu albüm şeyin meselesine bir düşüncelerini alalım. Mesela diyelim İpek Reçber'i biz hangi albümde tanıdık, solo albümüyle? Grup Muzur'la iki albüm çıkarmıştık. Yani ben grup biz iki albümde. Yani ilk albüm Babanı Türküsü, Babaya Ağıt. İkinci de Hep Birlikte. Sonra yurt dışına geldiğimde ilk solo albümümü çıkardım. Mavi Gülüyorum. Ve gerçekten çok güzel bir albüm oldu. Yani o zamanın işte 2002 yılında çıkardım. Bütün olanaklarımı zorlayarak bütün en iyisini yapmaya çalıştık. O zaman Türkiye'ye gidemiyordum. Ben bir yaklaşık 10 yıl gidemedim. Süren davalarım vardı. gidemedim ama buradan
yolladık. Türkiye'de en iyi, Türkiye'nin en iyileriyle çalıştık ve albümü çıkardık. Ama biraz benim nasıl diyelim, pasifliğim diyelim. O dönem işte denizime hamileydim. Biraz da vermiş olduğum firmanın ne diyelim işte, yani bir şanssızlık oldu ve kitlelere ulaşamadı o albüm. Bu bende çok şey oldu yani, sonrasında niye ben bunun peşine düşmedim diyorum. Diyorum hala. Ben de şimdi zaman zaman oradaki ezgileri işte sosyal medyada paylaşıyorum. Çünkü albümün yarısı kendi bestelerimdi ve öyle böyle değildi yani, güzel besteler yapmıştım. Şimdi onları paylaşıyorum. Onun dışında da işte Mehmet'le falan konserler yaptık. Bir de bir önceki yaz çok güzel, yine sözleri Karacaoğlan'a, müziği bana ait olan Kutlu Zıbın şeyini yaptık, klibini yaptık, çalışmasını yaptık. Sevgili Nezahat Gündoğan'ın da ilk klip çalışmasıydı, biliyorsun. Kayıp Dersim'i Kayıp Kızlarından herkes bilir. Evet, tabii. Evet, buradan da sevgilerimi yollayayım sevgili Nezahat'e. Sevgili Nezahat çok güzel bir, yani ilk klip yönetmenliği olmasına rağmen çok güzel bir çalışma yaptı. Müziğin aranjesini de Kemal Sahir Gürel yaptı. O çok güzel bir çalışma oldu, çok beğenildi Kutlu Zub'un. Sonrasında yine sözleri Kirvem Ali Kaykı'ya ait, yine müziği bana ait olan Turnam tekli çalışmam oldu. Kazım'la, Grup Muzur'dan sevgili Kazım Dilekçi ile yaptık güzel bir çalışma. Ya böyle aslında hani 50'yi geçtik ya, artık biraz kör keyfince Sevgili yapıyorum İpek, yani, efendim. lütfen lafını tamamla. Buyur, sen devam et. Ya ben diyorum ya hani, bende müzik hep şey oldu ya, hani işin hani profesyonel yanından çok hep amatör kaldım. Yani belki de şöyle, hep ekmeğimi hep çalışarak kazandığım için bir şeylerin peşine düşmedim. Biraz da bu tercih diyelim. Yani nasıl diyeyim, hani böyle çok yani düzgün cümleler kadraja sığmaya çalışıyorum da o yüzden. Yok, Ya boş sana hiç uymuyor. uymuyor. O zaman geliyorum bak. Beğenmiyorum abi. Beğenmiyorum. Yapılan şeyleri beğenmiyorum. Yapılan geceleri beğenmiyorum. Organizeleri beğenmiyorum. Kabalığı beğenmiyorum. Gittiğimiz yerlerdeki kurum başkanlarının tavırlarını, ben merkezci, egolu tavırlarını beğenmiyorum. Doğru bulmuyorum. Bunlar tamamen yapılan işleri küçülten, yapılan işleri değersizleştiren davranışlar. Ben kendimi çok değerli görüyorum, yaptığım işe saygı duyuyorum. Bu yüzden de saygı duyulmasını da bekliyorum. Yani konuşmasını bilmeyen, özür dilemesini bilmeyen, halden anlamayan insan topluluğu var karşımızda. Bu yüzden de ben hani giderim çiçeğe, böceğe söylerim, daha da mutlu olurum. Hani bir konser oluyor, bir de şöyle bir şey var. Ne yazık ki bizim çevremizde, hani senin duruşundan kaynaklı olarak bütün çağırmalar şöyle oluyor. Ya sen bizim yoldaşımızsın, sen bizim canımızsın. İşte bir dayanışma konseri olacak. Gelir misin? Yani böyle başlanıyor. 50'sinden sonra dayanışmamaya başladım. Çünkü dayanışma konserleri ne yazık ki anlamını bulmuyor. Yani onun da altını ne yazık ki boşalttılar. Hani yeri gelir canımızı veririz. Tanıyan, bilenler bilir. Ama durum öyle değil. Yani bir popüler kültür almış başını gidiyor. Hani demin dedik ya işte sanatçılarımız geçmişteki anlayışları, hayata bakışları. Şimdi bakıyorsun
atıyorum işte kürsanatçısı, işte solcu, devrimci adına ne koyarsan söylemler bu ama davranış biçimleri sıradan. Hani bir gece yapılıyor, bir konser yapılıyor. Satılan bilet ön, orta, arka. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bu nasıl bir anlayıştır bu? Farkın ne? İnsan yaşama müdahil olmalı. Ya da sadece atıyorum Dersimli bir sanatçıysa sadece Dersim'le ilgili bir sorun çıktığında sesini çıkarıyor. Bu mudur? Nerede kaldı evrensellik? Yani bir orman yangınına, bir çevre kirliliğine, bir doğa katliamına, bir Karadeniz'de yapılan bir nedir işte bir baskıya, yani hayata müdahil olmalısın. Yani Kürt sanatçılarımız da böyle. Dolayısıyla ben bu anlayışı şeyi görmüyorum. Yani bana artık şey gelmiyor. Yani samimi bulmuyorum. Birçoğu böyle. Yani istisnalar vardır ama birçoğu böyle. Var istisnalar tabii ki. Mesela Pınar, canım arkadaşım, yoldaşım. Onu başka bir yere koyarım. Pınar Aydınlar. Ben Şimdi yani böyle bir araya gideceğim. Şöyle bir şey, ben unutacağım. Şimdi yaşta senden büyük olduğum için, sen tanıdığım son, sen 25 senedir hiç bilmediğin için ben yaşlıyım, çabuk unutuyorum. Şimdi Kazım'dan, bizim ortak dostumuz Kazım'dan orayı kaçırmak istemiyorum. Kazım seninle beraber de çalıştı, benimle de her iki, ve birinci albümde özür dilerim, muazzam besteler yaptı. Bu arada şey dedim, mutfakta kalan, hani biraz mütevazı olduğun zaman da, mutfakta kaldığın zaman da değerin görülmüyor. Ama bu arada sana bir Kazım, aramızda kalsın, burada kimse bilmiyor. Bir tüyo vereyim. Kazım 6 tane yeni beste yaptı ve kendisi çaldı, söyledi. Demolarını da bana gönderdi. Harika. Kazım'la mutlaka kavga edip onların bir albüme dönüşmesi gerektiğini beraber hal etmemiz gerekiyor. Sevgili İpek, demin bahsettiğim parçalarda, şimdi biz İpek Reçber'i böyle küçük de olsa bir bukle. Tamam, o zaman oğlum için yaptığım Ezgi'yi söyleyeyim. Şahanım'a yapmıştım. Mavi Gülüyorum albümünde seslendirdim. Sözleri müziği bana ait. Gözlerinin mavisi alır götürür beni. Okyanusun derinliğine alır götürür beni. Gözlerinin mavisi alır götürür beni. Okyanusun derinliğine alır götürür beni. Oy sevdalım, oy şahanım, yüreğimin eskisi. Oy yiğidim, oy sevdiğim, kalbimin kardeleni. Oy sevdalım, oy şahanım, yüreğimin eskisi. Oy yiğidim, oy sevdiğim, kalbimin kardeleni. Yüreğine sağlık. Buradan delikanlıya da selam gönderelim. Kendisi şu anda tatilde bildiğim kadarıyla. Doğru mu? Evet, Deniz'le beraber iki kardeş ilk defa bir tatil yapıyorlar. Evet ya Kenan, hep diyorum belki hayatta birçok şeyi yarım bıraktık. Birçok şeyi elimizde olmadan başaramadık. Yanlışlarımız olmuştur bilerek, bilmeyerek. Bilerek yanlış yapar mı insan, işte olmuştur. Ama iki güzel insan yetiştirdik eşimle beraber. Ben
Yani gerçekten onur duyuyorum. Yani insan verince, yani emek verince oluyor. Çok güzel iki insan yetişti. Hani onların, hatta onlardan çok şey öğreniyorum. Gerçekten. Hani onlarla uzun uzun sohbetler ediyoruz. Canım sıkıldığında, bir şeylere moralim bozulduğunda sohbet ediyoruz. Hatta bir keresinde hiç unutmuyorum sevgili Kenan. Bir şeye çok moralim bozulmuştu. Yani hiç beklemediğim bir yerden, beklemediğim bir şekilde bir, nasıl diyelim, bir davranış aldım. Çok üzüldüm. Yani hiç, yani nasıl diyeyim, yani böyle resmen doğumdum. Sonrasında işte eve geldim. Oğlumla işte, bana baktan ne bir şey mi var dedim. Ya böyle böyle dedim. Ya anne, çık o dünyadan. Çık. Buraya gel. O şimdi söyledi, gitti. Oh, keyfinde. Sen orada. Çık. Gel bu tarafa. Yukarıdan bak. Uzaktan bak yani. Ya abi, bir rahatladım ben. Bir hoşuma gitti. Ay anne, kurban olsun dedim ya. Yani o kadar hoş ki, takılma anne. Olur, hayat bu. Her zaman düz gitmez. Bir de yani böyle bir olgunlar. Ya ben onlardan öğreniyorum yani. Onlar büyüdü, ben küçüldüm. Yani Sevgili İpek, ben delikanlıları tanıdığım için evet kesinlikle hak veriyorum ve bu arada değerli dostlar İpek'in iki tane yiğit delikanlısı var. Onlar da müzikle uğraşıyorlar. Tabii ki biraz alanlar farklı. Ama bu arada Halil abiyle onu da ben anlatayım. Halil abiyle bizim tanışıklığımız seninle tanıştıktan çok çok sonra oldu. Ama bu Hessen bölgesi, özür dilerim, ABF Kültür Sanat Kurulu başkanlığım döneminde Halil abi de bizim yönetim kurulu üyesiydi. İpek, ben de az deli değilim. Senin kadar da olmasa. Çabuk karar alan, aldığım kararı anında uygulayan ve asla haksızlığa da susan bir adam değilim. Ama bu da beni çok hataya sürüklüyor. Yani yaşamın şeyde. Çünkü biz netiz ama karşında diyelim ki seni bir provoke etmek isteyen bir insan çok çabuk başarabiliyor benim gözümde. Halil abi şu şekilde ben çok önemsiyorum. O sürekli benim yanımda hani bu ehliyet yeni alan ehliyet okulunda olan gençlerin yanında bir tane şoför var ya hızlı gittiği zaman frene basar. Halil bu konuda beni çok uyarmaya çalıştı. Yani onun o olgun, sakin duruşu. Şimdi şunu çok açacağız bana defalarca. Ya Kenan benim sanat alanım değil. Ben sanattan çok şey alanım. Ben diyordum abi ben bunu fark ettim. Sen beni frenliyorsun ya. En büyük sorun budur. O yüzden Halil abiye de burada selam olsun. Sevgili İpek, yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Ben son bir şey öğrenmek istiyorum. Ondan sonra da müsaadenizi isteyeceğiz. Sen bir sanat müziği deneyimin de Şimdi sanat var. müziği olur Yine deme. yok hayır. Ama şey var. Yani şimdi mesela diyelim ki böyle bir özgün müzik, halk müziği sanatçısı ve birden sanat müziği. Çünkü çok farklı. Belki insanlar şey de diyebilir. Ya canım müzik müziktir falan. Öyle olmadığını biz biliyoruz. Yani çok farklı kulvarlarda, çok farklı renkleri, çok farklı ahenkleri olan iki müziğin iki dalı. Zor olmadı mı İpek? Yani bir de sanat müziği hani biraz ben ilk seni dinlediğimde sanat müziğinde şey dedim. Yani benim aklımda hep bu İpek var yani ya o türkü söylediğiniz zaman slogan atasın gelen bir İpek var. Birden alıyor heybeli de mevtaba çıkartıyorsa dur burada yani. Bu konuda ne söylemek istersin son olarak? Ben çok renkli büyüdüm Kenan. Dediğim gibi hani İstanbul'da, Üsküdar'da, yani çok farklı kültürlerle, çok farklı insanlarla büyüdüm. Çok şanslıyım. Bir de şöyle de, aslında biz şanslıyız. Sürekli üreten insanlarla birlikte olduk biz. Yani dediğim gibi hani bu medya, işte dijital ortamlar yokken insanlar daha çok bir aradaydı. Daha çok
birlikte bir şeyler üretiyorlardı. Bu yüzden de mesela biz yani komşularımız, iş yerlerimiz, gittiğimiz yerler, özellikle de mesela demin de belirttiğim Halk Eğitim Merkezi'ndeki hocalarımız, verilen dersler. Bir de ben çok radyo dinlerdim. Acayip radyo hastasıydım. Yani radyoda kim ne seslendiriyor, arkası yarınlar. Çok severek dinlerdim sanat müziğini de. Ben ya şöyle pop müziği de çok dinlerdim. Biliyorsun 80'lerde bir pop müzik fırtınası vardı. Ben bir 4 yılda elektronik fabrikasında çalıştım montajda. Sürekli ses kontrolü yapardık. Michael Jackson'ı dinlerdim, hastasıydım. Bir de Burhan Çaça'nın hastasıydım. Yani böyle çok... Hatta Burhan Çaçan işte geçtiğimiz yılda öldüğünde bütün yakınlarım, beni tanıyanlar bana başsağlığı dileğinde bulundular. Ben o çıktığında mesela babam böyle şeydi ama ben yoksam aha İpeğimin adamı çıktı derdi yani. Ben bütün kasetlerini, bütün eserlerini ezbere bilirdim, dinlerdim. Böyle çok farklı müzikleri dinliyordum, söylüyorduk. Birçok şey kattı. Birlikte dokunduğum insanlar çok şey kattı. Bir de ya bu ayrıştırma var ya çok kötü bir şey. Yani hepimiz bir şekilde buna alet olduk diyelim. Yani bu hani şudur, budur, Alevidir, Sünnidir, Kemalisttir, solcudur, değildir. Yani insan merkezli bir yaşam biçimi ne yazık ki farkında olmadan anlayışımız, yaşam biçimimiz olmadı. Öyle büyüdük yani diyorum yani bu renk bu ayrımı yapmadan büyüdüğüm için o zenginliği kendimde hissediyorum. Şimdiden sonra da tekrar o eski İpek'i yaşatmak istiyorum. Yani sadece insana dokunan iyi kötü bu kadar. Yani herkesin, her rengin, her dinin, her inancın iyisi kötüsü var. Böyle bakmak gerekiyor. Öyle bakıyorum. Bir ara şaşırmıştım ama yani o ayrımları yapmamak gerekiyor. Çünkü çalıştığımız yerde, komşuluklarımızda, sokakta biz o ayrıştırıldığımız insanlarla beraberiz. Benim çalıştığım yerde her renkten insan var, her dinden insanlar var ve biz birlikte eziliyoruz. O yüzden birlikte mücadele etmek zorundayız. İpek, o konuda sana kesinlikle katılıyorum. Aslında iş biraz siyasete geldi. Son olarak ben şunu belirtmek istiyorum. Bu Farkındaysan deprem bugün çok siyaset konuşmadım. yok, bu siyasetsiz halindir. Evet, ben de farkındayım. Şimdi şey vardı, bu depremden kaynaklı bir etkinlikler süreci, bir sesin bölgesi kültür sanat olarak gerçekleştirdik. Ve oraya ben gittim. Kültür Sanat Kurulu adına. Gittiğim bölge Maraş, Antep, Adıyaman, Diyarbakır, Çelikhan, Gölbaşı buralarda. Ben geri geldiğim zaman, şimdi bana bir şey hatırlattın, o yüzden bize bu süreç içinde çok büyük destek veren Kaset Cemevi'nde tekrar bir etkinlik daha yaptık. İkinci sefer de başka bir arkadaş tekrar gönderdik. Orada bir konuşma yaptım. Ben şöyle bir şey söyledim ya. Bunu hiç samimiyetimle söylüyorum. Söyledim yani, inanarak söyledim. Hani Kürt, Türk, Alevi, Sünni ayrımı yapıyorlar ya. Adıyaman'a gidin, aynı apartmanda dörtlü enkaz altında dedim. Bu anlamıyla kesinlikle sana katılıyorum. Bu bizim cenahtan yapılan bir ayrım. Elbette ki bizde de ayrımcılık var ama uç noktada yok. En azından bizden böyle bir şey geldiği zaman bizim cenahtan sağduyulu sahibi insanlar bunu bastırabiliyoruz yani. Sevgili İpek, çok teşekkür ederim beni kırmaya programa katıldığın için, güzel sohbetin için. Son olarak söylemek istediğim bir şey var mı? Evet Kenan, gerçekten 6 Şubat Türkiye tarihinde unutulmayacak yaralar açtı. Tabii hani birçok defa birçok yerde konuşuldu. Nedenini, niçinini herkes biliyor. Hani bu kadar ağır kaybın nedenini herkes biliyor. Ve
bana göre bütün kurumların, bütün insanların bunun üzerinde hiç unutmadan, yani bunun hesabının sorulması ve bu yaraların birlikte, yani hepimizin birlikte çok ciddi şekilde bunun üzerinde durmamız gerekiyor. Çünkü yüz binlerce insan, milyonlardan da bahsedebiliriz. Evini, yurdunu, her şeyini, anılarını yitirdi. O yüzden dayanışma ve hani bir nebze olsun onların derdine derman olma, ama bu da sadece bu dayanışma geceleriyle olmaz. Yani çok ciddi, uzun süreli bir koordineli çalışma gerekiyor. Bakalım 15 Mayıs'tan sonra belki işler daha da kolay olabilir. Tabii ki günlük güneşlik olmayacak, ama herhalde bir yol açılır. Yani en azından önümüz tıkanmaz da oralara da bir nebze olsun çare buluruz. Evet, orada yaşamını yitirenleri saygıyla anıyorum. Şu anda bizleri izleyen bütün dostlarımıza sevgilerimi iletiyorum. Senle olmak her zaman olduğu gibi çok güzel, çok keyifli, çok dolu dolu bir insansın. Seni severek takip ediyorum. Ayrıca kitabını çok beğenerek okudum. Şaşırdım. Bilmeme rağmen, seni tanımama rağmen şaşırdım. Gerçekten dolu dolusun. Bu doluluğun daha da güzelliklere vesile olsun. Sevgiler. Emeği geçen her arkadaş, bizim arkadaşlara sevgiler. Teşekkür ederim. Ben de o zaman bir iadede bulunayım. Hani arkadaşını söyle bana kim olduğunu söyleyeyim sana dedi. Benim arkadaşlarım işte biliyorsunuz hocam sizlersiniz. Buradan eğer biraz da olsa nasiplenebilmişsek bu devrimci kültürden, sosyal kültürden ve sanatsal kültürden ne mutlu bize. Değerli dostlar, kadraja sığmayanların bu haftaki konu hakikaten düzenin, sistemin, kurumların herhangi bir mallerin dayattığı hiçbir kadraja sığmayan, hiçbir çerçeveye gelmeyen, kendi imparatorluğunu kurmayı seven ama insancı yönü, yardımsever yüreği, güzel bir anne, değerli bir eş, candan bir yoldaş, İpek Reçber bizle beraber de. Eleştirileriniz, yorumlarınız ve sayfamıza uğrayıp bizim programlarımıza bir göz atarsanız seviniriz. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz.